Merhaba. Erdoğan pazar günü Hatay'da savurduğu tehdidi iki gün sonra salı günü Maraş'ta düzeltti. Önce o yoksa yardım yok dedi. Sonra baktı ki ters tepecek. Parti ayırmadan bütçeden pay verdik demek zorunda kaldı. Şimdi birlikte bakalım. Erdoğan'ın Hatay'daki merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Açıklaması bir itiraf ya da tespit değil. 2024 model AKP kampanya sloganıdır. Hoş bu hep böyleydi. Malumu ilam etmiş. Yani bilinen bir muameleyi lafla da kayda geçirmiş. Benim adayımı seçmezseniz size ekmek yok demiş kabaca. Zannederim Cumhuriyet tarihi boyunca bunu bu kadar açık söyleyen ikinci bir lider olmadı. Fakat büyük çoğunluğu Erdoğan'ın yaptığını yaptı. O ayrı. Ayrıca Erdoğan aptal değil. Bu laflarla kaybedeceğini değil kazanacağını hesapladı. Konuşması alkış da aldı. Gel gelelim Propaganda Bakanlığı ertesi günkü gazetelerden konuşmanın bu bölümünü çıkarttırdı. Belli ki kamuoyu henüz tava gelmiş değil. Erdoğan muhalif kesimin öfkesini önemsemez. Lafları kendi tabanında homurdanmaya yol açınca iki gün sonra Kahramanmaraş'ta toparlamaya çalıştı. Hükümet olarak biz hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz. Esasen iki lafta doğru. AKP kendinden olmayan belediyelerin yüzüne bakmıyor. Kredi ve proje onaylarını baltalıyor. Yargıdan bürokrasiye hemen her yerde devlet gücüyle yıpratmaya, yalnızlaştırmaya çalışıyor. Erdoğan bundan geri adım atmış da değil. Bütçeden pay konusuysa yasayla sabit iller Bankası ödeneği. Bütçeden belediyelere nüfusuna göre paylaştırılıyor. İkisi farklı şey yani. Erdoğan ustaca çarpıtıyor sadece. İlk lafı orada duruyor. Bundan geri adım atmış değil. Bakın rejim kurumsal olarak kalıcılaştı. Ya da buna çeyrek var. Korkunç olan budur. Değilse Erdoğan sanki gaf yapmış gibi videosunu dolaşıma sokmanın içeride birikmiş gazı alacağı yoktur. Hatay konuşmasında atlanan satırlar "Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra" diye başlayan cümledir aslında. Burada hazırlıksız yakalanma ve seçime 3 ay kala "Aman bu sebeple sandığa gömülmeyelim" paniği vardır. Cep telefonu ve internet iletişiminin kesilmesi, askerin kışlasında tutulması, yardım koordinasyonunun sekteye uğratılması, yetersiz arama kurtarma faaliyetinin dinamitlenmesi, deprem bölgesine kelimenin tam anlamıyla karartma uygulanması bu korkunun yansımalarıdır. Her gelişmeyi iktidarının devamına yontan ve sadece buna kafa yoran başka şey düşünmez zaten. Yıkar, öldürür, yaralıyı enkaz altında bırakır, insanları iş makinalarıyla gömer, doğru dürüst kimlik tespiti yapmaz ve tüm suç mahalline kalın bir örtü çeker. Elinden gelse ateşe verecek de neyse ki buna yetecek yakıtı yok. Dünyada ilk üçe giren ekonomik buhrana rağmen ayakta kalan ve tekrar sandıktan çıkan Erdoğan doğal afetlere karşı da bağışıklık kazandı maalesef. İktidarın depremden çıkardığı en büyük ders her ne hacimde olursa olsun böylesi bir felaketin altında kalmayacağını tecrübe etmesi oldu. Öyle ki Hatay'da 250 bin konuta ihtiyaç var. İlk yılın sonunda sadece 7200 konut teslim ederken olayı kapatmanın rahatlığı içinde. Herkes 130 bin canımız gitmiş lafına takıldı. Fakat Murat Kurum'un asıl önemsenmesi gereken lafları da bu minvaldeydi. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz. Bunun zihin okuması şudur. Hatay, Maraş, Adıyaman bölgesel depremini atlattık şükür. Fakat İstanbul pek öyle değil. Ekonominin yüzde kırkı burada. Hatay'daki tatbikatı burada tam saha pres uygulamalıyız. B, C, D planlarımız olmalı. Buradan da alnımızın akıyla ve oylarımızı artırarak çıkmalıyız. Değilse İstanbul'un altında kalırız. Murat Kurum'un terörle mücadeleye atıf yapması iktidarın kodlarını ele veriyor koltuğu korumak için karşısına çıkan her şeyi terör çuvalına doldurmak yıllardır işe yaradı yarıyor. Çok yaklaşan İstanbul depremi de benzer bir operasyonu hak ediyor. Çok büyük bir risk. Değilse hayatta kalamazlar. İki aydan az zaman kaldı. Yerel seçimleri ve buradan çıkacak sonuçları önemsemenin alemi yok. Eski heyecan kalmadı. Mevcut muhalefet Erdoğan'ın sağlığında durumu değiştiremeyeceğini gördü. O sebeple zamana oynuyor. Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş dışındakiler şöyle veya böyle tasfiye olacak. Haliyle olmayacak işler ve şimdiden kendi sifonunu çekmiş isimler hakkında konuşmak abesle iştigaldir. Boş tencerenin iktidarı devirmediğini gördük. On binlerin enkazın altında bağıra bağıra gittiği depremden de güçlenerek çıktılar.'' Bunlar muhalif güçler açısından Merkez Bankası başkanının 6 ay sonra değişmesi ya da ne bileyim Fatih Erbakan'ın İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmamasından daha mühim çakılmalardır. Aklı başında olan herkes konunun artık seçim sandık meselesi olmaktan çıktığını görüyor. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün sözü 7 Mart 2015'te Gaziantep'te söylenmiştir ve halen doğru dürüst anlaşılmış değildir.